6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. O kadar da çok yokmuş. Sen ciddi misin? Hafta sonunda nasıl 12 kitap bitireceksin ki? Bir iki prenses Eresi'ye göre bitirebilirim. Yoksa onları bana vermezdi. Onu hayal kırıklığına uğratmayacağım. Umarım uyumayı düşünmüyorsundur. Baksana Spike, neden tatil yapmıyorsun? Gerçekten mi? Tabii ki. Bu kitaplar beni bir süre meşgul eder. Aslında hevesle yapmak istediğim bir sürü şey var. Dilini burnuna değdir. Tamam. Göbeğini davul gibi çal. Tamam. Kirli ayaklarını kokla. Tamam. Ama bu iş de sandığım kadar uzun sürmedi. My little pony, my little pony. Arkadaş olmak nasıldır söyle. My little pony. Gücü benimle paylaşabilirsin. Maceralar, eğlence. İyi bir kalple bağlı bize. İyilik yap. Hep mutlu ol. Seninle dost olmak güzel. My little pony. Ne yapsam, ne yapsam? Balonla dolaşacağım. Spike emrinizde. Olamaz. Bekle. Balon kaçtı. Üzgünüm. Çok ucuz atlattım. Eğer bilmesem karanlık ve korkutucu Everfree ormanında kaybolduğuma yemin edebilirim. Bu da neydi? Hadi Spike, ormanın yabani tehlikeli hayvanlarla dolu olması onlarla karşılaşacağımı göstermez. Ufak dostumsun.
Spike, bize yumurta verebilir misin canım? Hemen geliyor. Affedersin Applejack. Hemen ortalığı temizlemeliyim. Yardımını takdir ediyorum tatlım. Ama bundan sonrasını ben halledebilirim. Asla olmaz. Bu hem onur hem de görev. Bugün daha başlangıç. Bu da neydi? Hayatımı kurtardın. Ejderha Spike kurallarına göre bir hayat borçluyum ve sana hizmet etmeliyim. Peki Twilight'a ne olacak? Onun da yardımına ihtiyacı yok mu? Haklısın. Twilight'a haber vermeliyim. Umarım çok gücüne gitmez. Hemen dönerim. Hadi Spike. Burada ahlaki ejderha kurallarından bahsediyoruz. Bunu yapmalısın. Twilight'la arkadaş kalmayacak değilsiniz ya. Ama eskisi gibi olmayacak. Ama olmak zorunda. Twilight, Applejack beni korkutucu ejderha yiyen kurtlardan kurtardı. Hı hı. Ve bildiğin gibi ejderha kurallarım var. Ve bu yüzden hayatımın kalanı boyunca ona hizmet etmem gerekiyor. Umarım anlıyorsundur. Hı hı. Sana yardımcı olmak benim için bir onurdu. Bana uyar. Sorun olmaz dedi. Gerçekten mi? Yani Twilight'ın onayıyla kurallarıma uyup sana hizmet edeceğim. Yani sonsuza kadar. Dinle tatlım. Ejderha kurallarına gerçekten saygı duyuyorum. Gerçekten ama sürekli bana hizmet etmeni kabul edemem. Anla beni. Lütfen Applejack. Ejderha kurallarım benim parçam. Kendime dürüst olmalıyım. Yapmama izin vermezsen asla onurlu bir ejderha olamam. Tamam. Seni onursuz bir ejderha gibi hissettirmemeliyim, öyle değil mi? Harika. Bundan sonra isteğin benim için bir emirdir. Tamam. Senden şey istiyorum. Ben... Yaptığın keklerden birkaçını şeye götür. Rarity'ye mi? Evet, tabii ki. Ben de yardım ettim. Çiğnerken daha güzel görünüyorsun. Çiğnerken kim güzel görünür ki? Biraz daha yemeyecek misin? Öğle yemeği yemiştim. Saat sabahın onu. Kahvaltı yapmıştım. Tamam. Belki de tabağını götürüp mutfakta yıkayabilirsin. Nasıl istersen. Bu da neydi böyle? Spike'ı Everfree ormanında kurtlardan kurtardığım için şimdi bana hizmet etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir aynını bana yapsın diye neler vermezdim. Ona dolaplarımı düzenletir, toz aldırır, dikiş diktirirdim. Tamam, anladım. Birinin senin işini yapması her zaman hayalindi. Ama Spike'ın boşta olduğunu düşünmesi doğru gelmiyor. Kekini tattın. Bazen yardım pek de işe yaramıyor. Buralarda hiç süpürgen var mı acaba? AJ, Rarity neler oluyor? Applejack Spike'ın hayatını kurtarmış. Spike de ona sonsuza kadar hizmet edecekmiş. Güzel. Ne yaptırıyorsun? Çamaşır yıkama, oda temizliği, bitmemiş romanını yazdırma. Benimki dünyanın en iyi havacısı olan bir Pegasus'un Thunderbolt'ların başına geçmesiyle ilgili. Bu olağanüstü zekice taslak cümlesi nereden aklına geldi acaba? Birden geldi. Bana sonsuza kadar hizmet etsin istemiyorum. Ama nasıl durduracağımı da bilmiyorum. Çok kolay. Çok çok zor bir şey yapmasını iste. Bilemiyorum. Yaralanmasını hiç istemem. Yapma. Yaralanmayı fırsat bulamadan bırakacak. Sen bana bırak. Spike.
Yumruk çalışması yapmam için Applejack zamanları dizmeme yardım edecekti. Ama bugün kendimi çok güçlü hissediyorum. Öyle mi? Evet, öyle. Saman yerine sert kayalarla çalışacağım. Kayalarla mı? Evet, koca kaya kuleleri. Ve sen yapacaksın. Ben mi? Evet, yani Applejack'e yardım etmek istiyorsan. Ederim. Bu Spike ejderha kuralı. O zaman başla. Güven bana. Tereyağından kıl çeker gibi olacak. Üç kayadan sonra pes eder sanmıştım. Ah, olamaz. Ben olsam ona verecek işim yokmuş gibi yapardım. Bu yükseklik iyi mi? Ben de seyreyi. Aşağı in Spike. Kötü haber. Koca bir kaya kulesi yapabildi. İyi haber. Koca bir kaya kulesini parçalamam lazım. Başarabilirsin. Başaracaksın. Bu muhteşemdi. Tekrar yapacak mısın Rainbow Dash? Applejack tekrar yapabilir. Ve Applejack derken kendimi kastediyorum. Ay, tabii, neden olmasın? Olmaz. Yani bence Rainbow Dash'in yardıma ihtiyacı kalmadı. Benimkine ihtiyacı yok, değil mi Rainbow Dash? Evet, sanırım öyle. Şimdilik. Bence de öyle. Aklıma yardım etmeni gerektirecek bir şey gelmiyor. Başka bir şey yapmana gerek yok yani. Yani aklına başka bir şey gelmiyor mu? Aynen öyle. Başka bir şey yok. Bir şey yapmanı istemiyorum. Yardım etmezsem nasıl onurlu bir ejderha olacağım? Bence belki de yardıma ihtiyacın olduğunu bile bilmediğin şeyler vardır. İhtiyacı olsa bence bunu fark ederdi. Ama etmedi. Applejack yardıma ihtiyacı olduğunu anlamalı. Mesela belki sırtın kaşınıyordu. Bu çok iyi geldi. O harika. Gördün mü? En sevdiğin şarkıyı hatırlamıyorsundur. Ejderha ne kadar tatlı bir şey. Mücevher vermekten fazlası gerekiyor. Bence en sevdiği şarkı o değil. Ya da nefes almana yardım edeyim. Nefes almama kesinlikle benim. Gördün mü? Yardım edebileceğim bir sürü şey var. Senin onları düşünerek canını sıkmana gerek yok ki. Hayır, düşüneceğim. Bırak düşüneyim. Nasıl istersen. Korkutmak istememiştim. Hayır, sorun değil. Zaten ara verecektim. Neler oluyor? Spike ejderha kurallarını dinleyip onu kurtlardan kurtardığım için sonsuza kadar bana hizmet edeceğini söyledi ve sence sorun yokmuş ama ben... Bekle, ne? Bana sana söylediğini söyledi. Ama sanırım sen pek dikkatini vermedin değil mi Twilight? Belki biraz. Öyle kolayca bırakmayacağını bilmeliydim. Artık olanları biliyorsun. Belki onunla sen konuşabilirsin. Applejack keşke olsaydı ama ejderha kurallarından bahsediyoruz. Ejderha kurallarının bir ejderha için önemini bilirsin. Anlamaya başlıyorum. Spike'ın sana borcunu ödemiş gibi hissetmesinin başka bir yolu daha var. 70, 71, 72, 73, 74, 75. Pekala. Planımız şu. Spike'ın hayatımı kurtarması gerek. Seni bir topla eşek arısı yuvasına fırlatıp Spike'a bir kelebek ağ verelim. Seni yuvaya çarpmadan ve eşek arısı sokmadan önce kurtarsın. Ben de bunu takayım. Hayır. Planım şu. Bana kurt saldıracak. Yine de bıyık takabilir miyim? Ben işaret verince Pinkie Pie'ler Rarit peşlerinde kurt varmışçasına ormandan çıkacaklar. Ben de koşmaya başlayacağım. Sonra toynağım sıkışmış gibi yapacağım. Spike'tan beni kurtarmasını isteyeceğim. O da kurtaracak ve ben de korkunç kurttan kurtulmuş olacağım. Hayatımı tehlikeden kurtarınca Spike o deştiğimizi düşünecek. Herkes anladı mı? Elimden geleni yaparım. Size bir sorum var. Evet. Hayır. Öyle olsun. Rollerimizi oynamaya hazırız ama... Sen kendininkine hazır mısın Applejack? Nasıl yani? Bize gergin anlarda en iyi halini göster. Bu nasıl? Ben...